İyi akşamlar sevgili Kayseriler. Bir seçime doğru programına daha hoş geldiniz. Kay TV ve Erciyes TV ekranlarında birlikteyiz. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Sayın Avşar Aslan. Sayın Aslan benim de değerli bir hemşerim. İnşallah kendisiyle yaklaşık 45 dakikalık süre içerisinde siyasi odaklı, siyaset odaklı, çalışmalar odaklı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Türkiye 7 Haziran'da seçime gidiyor. Yaklaşık 37 gün kaldı sandık başına gitmeye. Kayseri'de, Türkiye genelinde zaman zaman farklı konseptte sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama Kayseri'de seçimin suhulet içerisinde, sağduyu içerisinde geçtiğini yeri gelmişken ifade etmek isterim. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geldiniz stüdyoya? Sarız'dan, Gerdek Mağara Köyü'nden İsmail abiyle beraber, İsmail Tamerim'le. O başka bir programa. Onun Sivaslılar bir programı var galiba. Gerdek Mağara Köyü'nde de taziye ziyareti vardı. Bizim esas program Sarız Esnaf ziyaretimiz. Akabinde Söbeçmen, yani Akolog. Örtülü köyleri, büyük küçük örtülü Söbeçmen, küçük Söbeçmen, büyük Söbeçmen, küçük Söbeçmen. Bu şekildeydi. Kurdini Mahallesi'nde bir taziye ziyareti, cenaze vardı. Oraya katıldık. Akabinde Gerdek Mağara köyümüze gittik. Oradaki cenazeden çıktık. Apar topar stüdyoya yetiştik. İsmail Bey de Sivas'ta programına yetişti. Evet. Cenazede siyaset olmaz ama esnaf ziyareti diğer köylerde mutlaka siyaset için gittiniz. O istediniz. Ne diyor vatandaş? Bela abi vatandaş bizden memnun. Ha bu şöyle bir sıkıntımız var. İlçeler muazzam biliyorsunuz sizler Sayın Özeski Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanımız da bunu sık sık dile getiriyor. Artık insanların doğduğu yerde biz doyuralım istiyoruz. İlçeler muazzam kan kaybediyor. Yani ilçelerimizin bu kan kaybını önlemek için talepleri var. Yani yerli, yereldeki esnafın da bu minvalde talebi var. İstedikleri şu, okullar olabilir. Ben Maraş'ta görev yaptığım süreçte de Kahramanmaraş'ın ilçelerinde yüksek okullar vardı. Yani bacasız fabrikalar. Biz buraya fabrika kuramayız ama bu yapılabilir. İkinci talepleri kalkınmada öncelikli yöre olsun isteniyor. Yani kalkınmada öncelikli yöre uygulamasının ilçe bazına indirilmesi. Tabii ilçe bazına indirilmesini istiyorlar. Yani Sarız 5. bölge zaten. Kalkınmada 5. derece gelişmiş ilçe. Yine Akkışla 4. derece ama yani bu ilçelerimizi biz eğer kalkınmada öncelikli yöre haline getirirsek ilçe bazında ilçelerimizdeki göçü önlemiş olacağız. Evet. Yine dün şeydeydik, Yeşilhisar'daydık. Yeşilhisar'daki şükürler olsun köylerimizdeki şey şu seviyeye geldi. Don biraz meyveye zarar vermiş. Evet, o var. Artık köydeki yerel halkın talebi artık köylere parkın yapılması. Yani su park sorunu istiyor. Konuşmuyoruz. Evet, park istiyor. Damızlığa biz park yaptıracağız. Futbol sahası yapacağız. Damızlık başkanım. Ben damızlıklıyım zaten. Damızlıklıyım diyor. Yani köylerimiz hakikaten bu seviyeye geldi. Şükürler olsun. Ha AK Parti iktidarı döneminde, iktidarımız döneminde bu seviyeye geldi. Parkedaşı asfaltsız köyümüz kalmadı. Susuz köyümüz kalmadı. Ufak tefek geçme parkedaşta sıkıntılarımız var ama onları da en kısa sürede inşallah gidereceğiz. Yani ufak tefek eksiklikler olan yerler var. Yollarda dar olan yollar var. Bunları kısa sürede inşallah tamamlayacağız. Zaten Büyükşehir Belediye'miz, muhtarlarımız da burada çağırdı toplantı. Genel politikayla ilgili ne diyorlar? Yani yerelde kendiyle ilgili istekleri bu. Yani AK Parti'nin 12-13 yıllık iktidarından memnun mu? Beli Bey, 13 yıllık iktidardan memnunlar. İstikrarında sürmesini istiyorlar. Ben yereldeki vatandaşlarla da görüştüğümüzde şunu da belirtiyorlar. Dedikleri şey şu. Ya biz atıyorum MHP'ye verdik, CHP'ye verdik. Bunlar bize ne yapacak? İktidarlarını gördük. Yani Devlet Bahçeli'yi de gördük. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da gördük. Yani çocuklar inanmıyor diyor. Uçuk kaçık vaatleri. Mazotu 1,5 liraya indireceğim diyor. İşte emekliye 2 ikramiye diyor. Ya biz bunları görüyoruz diyor. Yani yereldeki halk bizden yani Ankara siyasetini daha iyi biliyor. Köylü Atatürk öyle demişti. Köylü milletin şehrinin efendisi. Milletin efendisidir. Efendisi. Hakikaten köylümüz, köylünün cebinde de yani internet var, cep telefonu var, artık eski her şey. Vesaire, bilmem her şey var. Bunları takip ediyor sonuçta tabii. Evet. Bunlar takip ettiği için de bu afaki. Çünkü seçim vaatleri şeye döndü. Demirel'in çift anahtar sürecine döndü. Şimdi bir partide 5.000 lira asgari ücretli maaş veriyor diyor. Yani o keseden evet atıyorlar. Yani bu olmaması lazım. Biz eğer bir ev yönetiyorsak, bir devlet yönetiyorsak, devletin de itibarı var ise bizi IMF'ye muhtaç ettiler. Ya biz bunların hepsini yaşadık. Geldiğimiz süreçte şükürler olsun IMF'ye borç verir bir ülke haline geldik. Para verir ülke haline geldik. Gürcistan'a para verir ülke haline geldik. Yani muazzam bir ivme kazandık. Savunma sanayinde çok işler yaptık. Sağlık alanında muazzam dönüşümler yaptık. Yani sağlıkta
Olmayacak işleri biz başardık. Evet, siz sağlıkçısınız. Evet. Yani Sağlık Bakanlığı daire başkanısınız. Evet. AK Parti'de özetleyerek daha önce evet. de belki anlattınız ama hı hı. AK Parti'nin devraldığı Sayın Gül'e hükümet kurma görevi yanılmıyorsam 16 Kasım'da verilmişti. Evet. Evet. O günden bugüne sağlıkta neler yaptı ve önümüzdeki süreçte sağlık açısından neler sağlıkta dönüşümün gizli mimarlarındanız. 2005 yılında ben Sağlık Bakanı'nda görev yapıyordum. Tabii gece 10-12'leri bulduğu, gece 2'leri bulduğu Sayın Bakanımızın Recep Akdağ'ın o zaman muazzam çalışmaları oldu. Biz şunu söylüyoruz, aziz milletimiz bunu biliyor. Sağlıkta üçlü bir yapı vardı. Üç sınıfta vatandaş vardı. Yani vatandaşımız üç sınıfa ayrılmıştı. Birinci sınıf vatandaş, paralı zengin vatandaş, onlar özel hastaneye giderdi. İkinci sınıf vatandaş, memur ve özel hastane o kadar yoktu, çok az. Tabii o kadar da fazla da değildi tabii hastane ama özel muayene, özel doktorlarla görüşürler. Bunlar özel tedavi görürlerdi. Yine memur kesimi devlet hastanelerine giderdi. Bir de işçi kesimi vardı. Üçüncü sınıf vatandaşımız. SSK. Bunlar da SSK'ya gider. Yanındaki sağlam giden insanlar neredeyse hasta olurdu, dönerdi. Yani hastanın yanındaki sağlam giden adam hasta olurdu. İlaç dehşet pahalıydı. İlaç ürünleri muazzam pahalıydı. Biz bunların hepsini bitirdik. Şükürler olsun. Sağlıkta müthiş bir dönüşüm yaptık. Amerika bunu bizden istiyor. Nasıl becerdiniz bunu diye. Avrupa ülkelerinin bir çoğunda biz bunu kendi modelimizi oluşturarak sağlıkta muazzam bir dönüşüm elde ettik. Şükürler olsun %36 olan hasta memnuniyetini biz %76'lara çıkarttık. Ha bunu %90'lara çıkartıp Orta Doğu bölgesinde sağlık turizmini açmak istiyoruz. Özellikle Kayseri'de biliyorsunuz bölge şehir hastanesi yapılıyor. 1584 yataklı. Bunu inşallah önümüzdeki yıl içerisinde bitireceğiz. Biz burayı bitirip akabinde bölgemizin Orta Doğu'dan gelen estetik cerrahinde özellikle estetik cerrahında muazzam bir dışarıdan hasta geliyor. İstanbul'a olsun, Antalya'ya olsun. Bu alanda da muazzam gelişmeler sağladık. Yine tıp fakülteleri çok az sayıdaydı. Bu doktor ihtiyacımız çok fazlaydı. Avrupa'ya göre doktor, kişi başı düşen doktor sayısı çok azdı. Üniversitelerdeki tıp fakülte sayılarını arttık. Tabii muhalefet buna da karşı çıktı. Dedi ki okuldaki kaliteyi düşürüyorlar. Bakınız ben şunu şöyle örnekliyorum. Hızlı trene biz başladığımızda Pamukova'da bir hızlı tren kazası oldu. Hızlandırılmış tren. Hızlandırılmış trendi. Bu kaza olunca muazzam tepki gösterdi. İşte şöyle yaptırar, böyle yaptırar. Bakınız o zaman eğer o mantıktan gidersek biz otomobile binmememiz lazım. Trafik, otobüs, kaza yapıyoruz. Veli Bey ben Veli abi diyeyim. Ben, estağfurullah nasıl? Veli abi şöyle. Babam biz il dışında 22 yıllık devlet memuruyuz. Dışarıdan gelirken telefonu derdik oğlum aman yavaş gelin. Yollar bir gidiş bir gelişliydi. Bölünmüş yollar yok idi. Şükürler olsun iktidarımız döneminde bunların hepsi yapıldı. Tek tük yani ya araç arızasından veyahut da şoför hatasından nadir kazalar duyuyoruz. Binlerce insanımızı trafik terörüne verdik biz. Bizim Darıdere Köprüsü'nde bir iki hakim bir savcı arkadaşımız trafik terörüne gitti. Trafik kazası yapan şahıslara vatandaşa yardım edeyim dediklerinde kış zamanı orada ve Türkiye'nin genelinde böyleydi. Şükürler olsun şimdi trafik kazasıyla ilgili herhangi bir sıkıntı gelmiyor. Yine sağlıklı öyle. Bakınız bizim İlaç sarı... fiyatları da biraz düştü galiba. İlaç fiyatları çok çok düştü. Çok çok düştü. Biz maliyeti karşılamıyoruz diye firmalar şimdi kendi ilacımızla üretir seviyeye geldik. İnşallah. Yani ilaç eczacılık kurumunda muazzam bir değişim, dönüşüm var. Kendi ilacımızı, aspirin türevi ilaçları üretir seviyeye geldik. Yani biz İnşallah. Muazzam bir dönüşüm sağladık. 15 milyar ben şunu da hatırlatmak isterim sevgili seyircilerimize. Avrupa'dan işçilerimiz gelirdi. Burada trafik kazası veya hastalandığında Avrupa'dan uçak gelir götürürdü. Hollanda'ya, işte Almanya'ya biz hayran kalırdık. Derdik ki ya bunlar nasıl yapıyor? Vatandaşı nasıl değerli? Şükürler olsun biz ambulans helikopterlerimizle, ambulans uçaklarımızla en ufak bir doğum oldu. Kışta yol kapalı. Bizim için yol mol bunlar bahaneler kalmadı şükürler olsun. Doğu'da, Güneydoğu'da tamamında Sarız'da, Pınarbaşı'da, Akkışla'da, Yahyalı'da en ufak bir hastamız olsa eğer kış şartları el vermiyorsa helikopter ambulanslarımıza gönderip oradaki hastalarımızı merkezlere taşıyıp tedavilerini yeni en kısa sürede. Yeni dönemde partinizin yeniden iktidar olması halinde bu hizmetlerle ilgili yeni bir şeyler var mı? Muazzam bir dönüşüm var. Biz geçen vekil adaylarımıza ve il sağlıktaki yöneticilerimize görüştük. Genel sekreterimize, il sağlık müdürüyle falan beraber görüştük. Bizim 1500 yataklı hastanemizi yaptık doğru. Üçüncü basamak. Yani ikinci basamak bir hastaneyi de Doğu bölgesine, Kayseri'nin Doğu bölgesine İlden yapmayı Talas planlıyoruz. Bölgesi, yani 400 yataklı İlden Talas bölgesine. Buraya yapmayı planlıyoruz nasip olursa.
İnşallah sağlıkta Kayseri merkez yapacağız. Nasıl ki ÖSASEKİ Başkan kayak merkezi yaptı Erciyes'i, biz de sağlık turizminde, özel hastanelerde Kayseri'de. Evet, hastanelerde de muazzam bir üniversite hastanesi. Üniversite hastanesi yine keza öyle, özel hastaneler yine keza öyle. Muazzam bir ivme kazandık. Ben şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 95 yıllık Cumhuriyet tarihinde 3 iktidar geldi. Bu Menderes iktidarı, rahmetli Menderes'i ben yad ediyorum. Astılar. Darbeyle astılar. Özal iktidar ama tam darbeciler, bu birçok mihrak odakları imkan vermedi. Ve rahmetli Özal dönemi, tek iktidar döneminde biz müthiş bir ivme kazandık. AK Parti döneminde de 95 yıllık yapılmayan hizmetleri biz 13 yıllık süreye sığdırdık. Veli Bey, bizim köylerimize ben kıskaçlıyım. Köyde çamurdan çıkılmazdı. 2002'den önce çamurdan çıkılmazdı. Hele de bu mevsim. Yani çelpeşik dönemi derler. Çelpeşik mevsiminde köylerimizde çamurdan çıkılmazdı. Su sorundu. Yollar berbattı. Şükürler olsun, köylerin bırakınız yollarını, bütün sorunlarını bitirdiğimiz gibi şimdi Gerdek Mağara'daki çocuklar diyor ki bize damızlığa vermişsiniz. Halı saha biz de istiyoruz. Yine Yeşilhisar'daki bir köyümüz, gittik dün Böke köyüydü. Oraya gittik, oradaki köylü vatandaş da artık köye park ister seviyeye geldi. Bir bahçe, park, çocukların oyun alanı gibi. Biz köylerimizi inşallah Avrupa standartlarının üstüne getirmek durumundayız. Köylüyü doyduğu yerde doyurmak için. Çalışmaları bir şekilde devam ediyor. Bu sulama alanıyla ilgili yine Ördekli'de ve Akoluk köyünde bunların talebi vardı. Onları da ilettik. Ha, küçük gölet, evet, sulamaları. Evet, gölet sulamaları. Bunu da inşallah önümüzdeki süreçlerde peyderpey yapacağız. Dün evvelsi gün için bir açıklamanız vardı. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nin temelini bu arada atacağız filan diye. Bugün nedir o? İsmail abiyle beraber görüştük. İsmail Tamer Bey. Evet, İsmail Tamer Bey'le. Halil Bey'le de. Halil Bey'le de dün beraberdik. Yeşilhisar'a gittiğimizde Sayın Bakanımızla görüştük. Sağlık Bakanımızla görüştük. Develi'nin de yine bir bu minvalde hastane, ek hastane hizmet binası talebi var. Hem Develi hem Pınarbaşı. Pınarbaşı'nın biraz gecikti. İnşallah biz kesin dönüşümü, yani ihale aşamasına getirdik. Seçimden önce buranın hastanesinin temelini atmayı planlıyoruz. İnşallah. Yine malumunuz olduğu üzere cezaevi Bünyan'a taşınıyor. Aslında bu güzel bir şey. Yani Bünyan'daki o göçü de önler. 5000 kişi otomatikmen birden oranın nüfusu kalkacak. Haliyle biz Bünyan'ın hastanesinde, yine Sarıolan'da cihazla ilgili sorun vardı. Onu görüştük. Bakanlıktaki arkadaşlar, ilçe başkanımız bunu biliyor. Ahmet Bey. Yunus Bey'le de görüştük. Halk Sağlığı Müdürümüzle. Onunla ilgili cihaz sorunu vardı. Onu hallettik. Yine Felahin 10 yataklı hastanesinin temel atma törenini inşallah seçimden önce yapacağız. Yine Yahyalı'nın 25 yataklı bir hastane temel atma töreni var. Ancak orada yerle ilgili bir sıkıntı var. Eğer yetiştirebilirsek onu da biz seçimden önce temelini atacağız inşallah. Veya seçimden sonra da, evet, partinizin iktidarı, evet, halinde bunları sürdürürüz diyorsunuz. Peki, sağlık çalışmalarını arzu ederseniz konuşuruz ama dün HDP Genel Başkanı Sayın Demirtaş da, bu 1 Mayıs ile ilgili, yarın malum 1 Mayıs. Evet. 1 Mayıs'ı Kabe'yi Muazzama'ya benzeten bazı tespitlerde falan bulunmuş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı açıklamada çözüm süreciyle ilgili masaya oturma vesaire bilmem noktasında tespitleri vardı. Ne olur çözüm süreci? Veli Bey, çözüm süreciyle geldiğimiz noktayı ben özetlemek isterim. Geçen de sizin televizyon programında ben açıkladım. Ben genelkurmay verilerinden başlayacağım. Ben şunu da belirtmekte bir his görmüyorum. Ben Diyarbakır Bismil'de astsemen olarak görüyordum. Komando astsemendim. Ben kucağımda şehit verdim. Benim dayımın oğlu Halil Tunç, bilirsiniz. O şehit oldu. Bir ay sonra annesi rahmetlik oldu. Bakınız, bir ay sonra üzüntüye dayanamadı. Ben buradan bütün şehitlerimize yad ediyorum. Yattığı yerler nur olsun. Genelkurmay verilerinden ben kısaca özetleyerek bu konuya girmek isterim. Kurtuluş Savaşı'nda 10.885 şehit vermişiz. 27 yıllık PKK ile sürecinde verdiğimiz şehit sayısı, korucu, polis ve asker, 11.735 bu süreçte verdiğimiz şehit sayısı. Yine bu süreçte 6 Cumhurbaşkanı, 9 Başbakan, İçişleri Bakanı, yani 9 Genelkurmay Başkanı, 23 İçişleri Bakanı, 16 hükümet gelmiş gitmiş. Olağanüstü hali getirmişiz, kaldırmışız ve bir çözüm bulunamamış. Tayyip Bey dedi ki, biz bu bizim sonumuz da olsa, benim sonumu da getiriyor olsa, biz bu işi bitireceğiz kardeşim. Netice itibariyle de 50 bin Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan insanımız ölmüş. Ve burada 300 milyar dolar paramız gitmiş.
Bununla da 120 tane Atatürk barajı yapabilecek imkanımız var idi. Bakınız bu süreçte Amerika'dan helikopter isterdi, Kobra helikopteri. Kongre'den beklerdin, aylarca bekletirlerdi, yıllarca bekletirlerdi. Yine PKK'ya dış güçler, dış mihraklar roket atarı verir, uçak savarı verir. Bizleri de işte alabilirsek uçağımızı, helikopterimizi düşüttürmek için burada muazzam bir mücadele verdik. Hakikaten Türkiye çok badireler atlattı. Bu süreci bitirelim istedik. Ne için istedik? Analar ağlamasın. Bakınız biz kan üzerinden siyaset yapmadık. 13 yıllık iktidar döneminde kan üzerinden siyaset yapılmasın. Bu iş bitsin artık. Ha şunu da ben belirteceğim. Yani biz bu işi bitirdik şükürler olsun. Savunma sanayinde muazzam yatırımlar yaptık. Bu işin artık dışarıya bağlılıkla bu işin olmayacağını, F-16 yazılımlarını yine F-35'lerle beraber Amerika ile ortak biz bunun üretimine inşallah başlıyoruz. Yine insansız hava aracının malumunuz olduğu üzere Amerika bize veriyordu. Biz bunların hepsini yaptık. Bakınız biz Ankara'yı yaptık. Yine Bayraktar yaptık, ürettik yani şükürler olsun. Savunma sanayinde Atak helikopterlerimizi yaptık. Yine Altay tanklarımızı yaptık. Muazzam bir dönüşüm içindeyiz. Biz bunların hepsini de yaptık bu süreçte. Yalnız şunu özellikle belirtmek isterim. Biz insanları sınıflara böldüler. Başörtülü dediler, Kürt dediler, şu dediler, bu dediler ve insanlara olmadık zulüm edildi. Bu süreci bitirdik şükürler olsun. Yani Kürt sorunu diye Sayın Cumhurbaşkanımız geçen bir açıklaması oldu. Kürt sorunu diye bir sorun kalmadı. Dille ilgili sorunlar vardı, onları konuşuyorlar, rahatlıkla çıkıp konuşabiliyorlar. Bizim Kandil'le diyorlar muhatap, bizim muhatabımız Kandil Mandil'le, o bölgenin insanı. Bizim muhatabımız oradaki insanlar. Bakınız yine ben şunu da belirtmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hakkari'ye gitti. Çok iyi biliyorsunuz. Türk bayrağını açtırmadılar. 2011 seçiminden öncesi. 2011 seçim öncesi. Gitti ben miting yapıyorum dedi. Türk bayrağını açtırmadılar. Bakınız biz Hakkari'de varız. Diyarbakır'da, Bismillah, Türkiye'nin Türkiye tamamında biz varız AK Parti olarak. Bu çözüm sürecinde inşallah biz bunu bitireceğiz. Yani şunu özellikle altını kalın çizgiyle çizerek belirtmek istiyorum. Biz bu ülkenin bir çakıl taşı için canımızı vermeye her zaman için hazırız, bu bir. İkincisi, bu ülkenin huzurunu kaçırmak isteyen hainlerin her zaman için ülkemizin polisine, askerine kurşun sıkan hainlerin her zaman için biz başını ezmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu ülkenin huzurunu kimsenin bozmaya hakkı yok. Görüyorsunuz Orta Doğu kan gölü. Suriye karışık, Irak karışık, Lübnan, Libya, Mısır karma karışık. Burada tek ayakta duran İslam ülkesi. Bütün Orta Doğu bizden, bizim lider olmamızı bekliyor. Ben burada televizyonun başında bizi seyreden sayın seyircilerimizden şunu hasreten istirham ediyorum. Bakınız bu süreci çok iyi görüyorsunuz, izliyorsunuz. Orta Doğu'daki durumları görüyorsunuz. Buradaki AK Parti hükümeti yani iktidarımız inşallah bu dönemde de biz 400 milletvekili çıkartacağız diyor. O gayret ve azimle çalışıyoruz. Kayseri'de de 9'da 9 diyoruz. 8'i garantiledik şükürler olsun. Dün yani, Aydın Bey'e haksızlık olmuyor mu? Yok 8'e 9'a çalışıyoruz. Aydınlık yarınlarımız için Aydınlık yarınlarımız ismi Aydın olan kardeşimize çalışıyoruz. Aydın Kalkan 9'da. Biz Aydınlık yarınlarımız için 9. sıradaki arkadaşımızı alıp Allah'ın izniyle aziz Kayserili hemşehrilerimizin teveccüh ve desteğiyle biz 9'da 9. Partiler de çıkarsın. Demokrasi öyle bir şey değil mi? Öyle de biz Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun karşısına çıktığımızda biz 9'da 9 yaptık Sayın Başbakanım. Sizin Konya'dan biz daha güçlü geldik. Bizim hızlı tren projelerimiz var. Bunları biz bir an evvel bitirmemiz lazım. Güçlü bizim, göndersin tabii, Kayseri. Kayseri halkı bizi güçlü göndersin ki biz yukarıdaki yani Sayın Başbakanımıza. Yani yüksek oranda oyalalım diyorsun. Evet, Cumhurbaşkanımıza karşı da maşru güçlü oynayalım. Göndermeden ne olacak? Güçlü gidersek ne olur? Güçlü gidersek güçlü giderseniz. Buradaki hem sanayicimiz hem yereldeki halkımız daha güçlü, buradaki ekonomik refah seviyesi daha da yükselecek. Ben bu köydeki, ilçelerdeki göçlerin de azalacağı, inşallah yapabilirsek bizim birinci önceliğimiz, başta da söyledim, kalkınmada öncelikli ilçeler yaparsak, inşallah bu göçleri de en asgariye indirip, Sayın Başbakanımıza biz göğsümüzü gere gere, biz 9'da 9 yaptık. Kayseri bize muazzam bir teveccühle bizi karşıladı, bağrına bastı. Biz bu minvalde ne proje varsa, Türkiye için ne yapılıyorsa, ülkemiz için ne yapıyorsa Kayserimiz için de bunu önceliklendirilmesini Sayın Başbakanımız haberiniz var. Talas'la raylı sistem açılışını yapmaya geldiğinde dedi ki Kayseri
Nevşehir, Konya, Antalya. Biz bunu inşallah Samsun'a çıkartacağız. Rusya'dan gelen turist, Karadeniz'den gelen turistlerimizi de Erciyes'te kaydırıp Kayseri Bölge Hastanesi'nde gerekiyorsa tedavilerini yaptırıp daha ucuza yaptırıp hem sağlık turizmi hem de kayak turizminden bu ülkenin girdisine, Kayseri'mizin girdisine, ekonomisine muazzam bir katkı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız inşallah. Evet. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bahsettiniz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı ısrarla başkanlık sisteminden bahsediyor. Sayın Başbakan da partinizin seçim beyannamesini açıklarken yeni bir anayasa dolayısıyla evet, başkanlık sistemine vurgu yaptı. Başkanlık sistemini sokakta vatandaş size soruyor mu bu nedir ki diye? Başkanlık sistemine pek şunu söyleyeyim, yani iktidarımıza güveniyor. Tayyip Bey'e güveniyorlar. Ahmet Davutoğlu Sayın Başbakanımıza muazzam bir teveccüh var, güven var. Biz seçim meydanlarına ne söz vermiş isek, dünya beşten büyüktür diyen muazzam bir lider Tayyip Bey, one minute diyen muazzam bir lider. Allah uzun ömürler versin. Biz ne söz verdiysek iktidarımız bunların hepsini gerçekleştirdi. Şunu da söyleyeyim, Burhan Kuzu benim hocam. Burhan Kuzu 23 yıl, 24 yıl önce demişti ki başkanlık sistemi elzem gelmesi gerek demişti. Evet. Tabii o zaman AK Parti falan hiçbiri yoktu. Doğru Yol vardı o zaman, ana iktidarı vardı ama başkanlık sistemini muazzam bir şekilde savunmuştu. Hoca bunu rahmetli Özal dönemde de, evet, Süleyman Bey dönemde Özen, de ısrarla savunuyor. O zaman da söylemişti. Altında yatan tek sebep bu ülkenin istikrarlı büyümesi, ilerlemesi, ilk 10 ülke içine girmesi. Tabii biz darbe anayasasının değişmesinden yanayız. Yani darbe anayasası artık bu aziz milletimizin kendi anayasası yapması gerektiğini kanısındayız. Biz ondan dolayı da 400 milletvekiline talibiz. Ve bu darbe anayasası yasakları yasaklayan bir anayasa olacak. Yani biz yeni anayasamız yasakları yasaklayan, özgürlükçü, insan haklarına saygılı bir anayasa yapıp inşallah koalisyon hükümetlerinden bu memleket çok çekti. Veli Bey, sizler daha iyi biliyorsunuz. Sizler benden yaşça çok büyük, büyüksünüz. Ben sizin yaşınıza hürmet ediyorum. Biz koalisyon hükümetlerinde gördük işte MHP, DSP, ANAP koalisyon hükümetlerini gördük. Ondan önceki hükümetleri de gördük. Ne ivme kazandıysa bu ülke tek parti iktidarlarında kazandı. Ha tabii muhalefet buna muazzam bir şekilde karşı çıkıyor. Tabii bu kendi alanları daralacağı için müthiş bir şekilde karşı çıkıyor. Kardeşim bu ülkede Amerika bunu rahatlıkla yürütüyor ama biz Türk modeli bir başkanlık sistemi veyahut da yarı başkanlık sisteminden yanayız. İnşallah bunu da aziz milletimizin refahı için, aydınlık yarınları için bunun olması gerektiği kanısındayım. Yani başkanlık sistemi olduğu zaman başbakanlık devrede çıkarılacak. Sayın Başbakan aslında bir anlamda kendi koltuğunu da bırakmak istiyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkan olmak istediğini herkes biliyor zaten. Biz öyle bir partiyiz ki, Erdemliler Hareketi diyorum ben biz, evet, buna. Hiçbirimiz koltukla ilgili bir şeyimiz olmadı. Sayın Abdullah Gül'ün de olmadı. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun da olmadı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da olmadı. Sayın Bülent Arıncıoğlu'nda. Hiçbir liderimizin, hiçbir bakanımızın bu minvalde böyle bir tereddütü, endişesi, böyle bir kaygısı olmadı. Rahatlıkla o koltuklarını, ki ülkenin refahı, ülkenin aydınlık yarınları için rahatlıkla başkanlık sisteminden taraf olduklarına inancım sonsuz ki onu savunuyoruz zaten. Bu minvalde rahatlıkla muhtemelen zaten başka bakanlıklar olacak. Belli bakanlıklar. Mutlaka, evet. Ya burada görev alacaklardır. Anladım. HDP'nin tabii, yani AK Parti'nin bir anayasa değiştirebilmesi için ki anketleri görüyoruz. HDP'nin, evet, barajı aşmaması gerekiyor adeta. Yani 330-367 aralığındaki bir rakam ulaşması için. Size göre HDP barajı aşar mı? HDP barajı aşmaz. 8.75 ile 9 civarında. Sarız'da da HDP'ye oy verecek epeyce bir kardeşimiz de var. Yani Sarız'da seçim çalışmaları yaparken hiç HDP noktasında vesaire bilmem ne şey var mı? HDP Selahattin Cumhurbaşkanı seçiminde 600-680 mıydı yanılmıyorsam? Kayseri'de. Sarız'da. Kayseri'de bu civarda 13.350 bu civarda bir oy çıktı. 1.82 civarında oy aldılar. Evet. HDP Türkiye barajını geçmeyecek. O Cumhurbaşkanlığındaki aldığımız oyu alırız zannediyorlar ama orada müthiş bir yanılgı içindeler. HDP'nin alacağı oy 7,5 yani 8.75 ile 9 civarında 9.25'i bulur bulmaz HDP baraja takılacak böyle bir. HDP verilen oylar boşa gider diyorsun. Boşa gidecek. Anladım. Peki bir kısmından bahsettiğiniz aslında hızlı trenden, biraz Kayseri'nin kırsal kalkınmasından,
Siz milletvekili adaylığı olarak teşkilatınızda zaman zaman Sayın Bakan da katılıyor. Bir araya geldiğinizde seçilirseniz yeniden iktidarınız halinde Kayseri'de hangi projelere öncelik vereceksiniz? Bu devam eden özellikle ulaşım alanındaki projeleri biz bitirmek istiyoruz. Yani hızlı tren, raylı sistemi, yine Sarıolan Yeşilhisar hattı, banliyö hattının bitirilmesi var. Ki Yeşilhisar, Sarıolan'daki insanlarımız organize sanayi bölgesinde çalışsın ama akşam olunca köyüne gitsin. Yani ilçesine gitsin. Evet. Bununla ilgili projelerimiz var, yapılan çalışmalar var. Geçen Büyükşehir Belediye Başkanımızla da bir toplantımızda milletvekili adaylarla beraber buna yönelik projelerimiz var. Yine ulaşımla ilgili Ordu, Kayseri ve Adana hattının bitirilmesi var. Çünkü Orta Akdeniz'in Adana'ya bağlanması ile ilgili projelerimiz var. Yine sanayicimizin bu hızlı trenin yani yük taşımacılığına da artık yönelmesi gerektiği kanısındayım. Bu minvalde de Mersin'e. Yine Mersin limanı ile Samsun limanını birleştirmemiz lazım. Yani Kayseri üzerinden Kayserili sanayicimiz rahatlıkla Mersin limanı ve Samsun'daki limana yükünü hızlı bir şekilde ulaştırmalı ki hem Rusya'ya hem de diğer ülkelere bu ihracatı rahatlıkla yapabilmeli. Bu alanda yaptığımız birçok projeler var. İnşallah biz bunların takipçisi olup mecliste de bu aziz milletimizin ikinci bir adresi, ikinci bir kapısı, kapımız her zaman için açık olan bir milletvekili olarak hizmet edeceğiz inşallah. İnşallah. Peki şimdi siz tabii köylü çocuğusunuz, evet. Çiftçi çocuğusunuz. CHP çiftçiye mazotu 1500 liraya falan verecek. Yani köyleri gezerken ya bak ne güzel bunlar 1500 liraya veriyor. Siz niye 4 liraya veriyorsunuz? Siz de düşünün falan diyorlar mı? Bu şekilde soru geliyor. Yani şöyle, biz zaten mazot desteği veriyoruz. Tarım, evet. Hayvancılıkla ilgili koyun, babam koyun küçükbaş hayvanla uğraşıyor. Büyükbaş hayvan da var ama küpebaşı belli miktar Tarım Bakanlığı muazzam bir destek veriyor. Yani yereldeki çiftçi halkımıza muazzam bir desteğimiz var. Mazot desteği var. Ama Kılıçdaroğlu zannediyor ki bizim petrol kuyularımız var. Veyahut da bizi Arabistan'la karıştırıyor. Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Nükleer santralimizi daha yapamamışız. Yine rüzgar güllerimizi yapıyoruz. Kırşehir hattında. Geçen Sayın Bakan'ın burada temelini attığı, açılışını yaptığı organize sanayi bölgesinde güneş enerjisiyle. Yine sizin belde, bizim belde Yeşilhisar'da yıl 12 ay rüzgar eksik olmaz. Eksik olur mu abi? Evet. Eksik olmaz. Biz buralara rüzgar gülüyle hem doğal enerji sektöründe biz dışa bağımlılığı asgari indirmemiz lazım ki biz mazotu biraz düşürelim. Tamamen dışa bağlı bir ülke. Bakınız şunu da söylüyor. Kılıçdaroğlu çıkıyor noterden, yani kendi inanmıyor aslında da. Noterden bir siyasi lider bunu yapar mı? Böyle bir çıkıyor noterden belge alıyor. Ben diyor emekliye diyor iki ikramiye vereceğim. Eğer sen siyasi bir lidersen, sözüne sadık bir insansan. Sözün yeter. Sözün yeter. Notere gitmene gerek yok. Bunlar böyle bir siyasi cenah. SSK'yı batırmış bir insan. SSK'yı genel müdürüyken SSK'yı batırmış bir insan. Daha ilgincini söyleyeyim. Daha bugün dün duyduğum bir haber. Maaşına icra gitti. Maaşını yönetemeyen bir insan nasıl sözüne inanılır? Ben bunu aziz halkımızın takdirine bırakıyorum. Maaşına icra gelen bir insanın nasıl sözüne inanılır? Ama icra yazısı ulaşınca avukatı parayı yatırmış. Yatırmış mı? Avukatı parayı yatırmış kaldırmışlar. Yani bunlar uçuk kaçık şeyler diyorsunuz. Evet. Çocuklara inanmıyor. Anladım. Sayın Kılıçdaroğlu tabii pazar günü geliyor bildiğim kadarıyla miting için. Sayın Başbakan 31 Mayıs'ta miting geliyor, evet, öyle mi? 31 Mayıs. Programda değişiklik yok galiba. 31 Mayıs. Sarız'ın bir, siz de Sarızlısınız, ben de Sarızlıyım. Mutlu oluyorum tabii Sarız'ın siyasetteki etkisinden. CHP'de de MHP'de de AK Parti'de, evet, de dolayısıyla Sarız'da adaylar var. Hatta Kayseri dışında İzmir'de, Balıkesir'de benim bildiğim, evet, Sarız'da adaylar var. Sarız Kayseri'nin belki de nüfus yoğunluğu itibariyle en küçük, işte sondan 14. 15. ilçesi. Ama aktif bu Sarız'a gittiğiniz, özellikle onu merak ediyorum. Ya ne oluyor falan diyorlar mı? Onu söylüyorlar. Bizim şöyle, Sarız'dan ziyade avşar cenahının ağırlıklı olarak 40 bin avşar var burada. Yani Sarızlı nüfusuna kayıtlı 40 bin kişi var. Hmm. Benim köyümde 120 ev var. Benim kız kardeşim, en ufak köyümüz. Sarız'ın en ufak köylerinden biri.
120 tane, 120 hane ev burada yaşıyor. Muazzam bir göç verdi. Sarısı hakikaten müthiş bir göç verdi. İldem'de, Mimar Sinan, Mimsin'de, yine Eskişehir bağlarında, Talas'ta, Kayseri'nin tamamında sarısı var. Pınarbaşı'da yine keza öyle. Tomarzalı'da öyle. Ha şu bir gerçek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden de sarızlı seçmenimiz var. Adayımız var, seçmen diyorum. Adayımız var. MHP'den de, AK Parti'den de var. Ben şunu, Süleyman Soylu bize dedi ki, avşarlar sana emanet dedi. Böyle yanağımı okşayarak. Biz orada 9'da 9'u bekliyoruz. Avşarların müthiş bir oy potansiyeli var. Müthiş bir kitlesi var. Biz seni 8'e koyduk ve avşarlar seni oradan meclise gönderecek dedi. Biz buna inanıyoruz. İnşallah Sarızlı hemşerilerimiz, Pınarbaşılı hemşerilerimiz, Tomarzalı emmilerim bizi burada koymayacaktır. Ben şunu da belirtmek isterim Veli abi. Biz AK Parti olarak CHP'yi gördük. MHP'yi de gördük. Bakınız MHP'li adayımız seçildi. CHP'li adayımız seçildi, gitti Ankara'ya. Ben bunu bütün rahat, gönül rahatlığıyla her yerde de söylüyorum. Seçildi gitti. Sarızımızın hangi köyüne, Tomarza'mızın hangi köyüne veyahut da Pınarbaşı'mızın, Akkışla'mızın, Yeşilhisar'ımızın hangi köyüne bir parke taşı getirecek veyahut da hangi hizmeti olabilecek? Hiçbir hizmet olmayacak. Bakınız bunu özellikle söylüyorum. Yani saygıyla karşılıyorum. Yani bütün adaylarımızı ben saygıyla karşılıyorum. Hepsi birbirinden değerli adaylarımız ama oy verirken CHP'ye gönül veren arkadaşlarıma ben sesleniyorum. MHP'ye gönül veren gönüldaşlarıma sesleniyorum. Ülküdaşı kardeşlerimize sesleniyorum. Verdiğiniz oyunuzu. Hangi çocuğunuzu elinden tutacak bu aday arkadaşlarımız? Bakınız Ako Emmi rahmetlik vardı. Ako Emmi diyorum. Ako Arkalı. Ako Arkalı. Bizim Sarı belediye başkanıydı. Sarı eski belediye Tabii başkanı. Babam da encümeniydi. Biz kendi yaşadığım, gençliğimde yaşadığım bir anıyı hatırlatmak isterim. Yani biz Ankara'ya subaylık sınavına gittik. Belki o zaman sınavı kazanmış olsaydık ya generaldik ya paşaydık veyahut da albaydık. Biz Ankara'ya gittik. Ana Vatan Partisi iktidar. Biz de Sarız'da da Doğru Yol Partisi belediye başkanı. Baki Tuğ da Doğru Yol'dan milletvekili. Tabii emekli hakim, albay. Yani emekli hakim, albay ve Doğru Yol'dan milletvekili. Vardık dedi ki bize Ako Emmi rahmetliyle, Sayın Başkanım ben dedi hiçbir şey yapamam bu çocuğa. Dedi çünkü biz iktidar değiliz. Bizim yapacağımız herhangi bir şey yok. Netice itibariyle yörelde veyahut da başka alanlarda yani ulaşımda mı hizmet edecek? Veyahut da köye bir su mu getirecek? Köyün sorunlarıyla hem hasbihal mi olacak? Netice itibariyle bu arkadaşlarımız seçilirse seçilecek. O köydeki emmilerim gene o cezayı çekecek. Buradaki hizmet alamayacak diyorsun. Hizmet alamayacak. Yani netice itibariyle hangi hizmeti getirebilecek? Çünkü iktidar değil. İktidar değil. Ama iktidar partisi oy vermese de oraya şey yapmaz mı? Hizmet götürmez. Hizmet götürüyor. Bakınız ben Haseki Başkanım. Yani Sarıza. Haseki Başkan milletvekili oldu Sarıza. Ben Damızlıklıyım diyor. Cami evet doğru. Camisini yaptınız Damızlık'ın. Suyunu götürdük. Şimdi Damızlık, Gerdek, Mara, Çavdar. Onun üçünün suyunu da götürüyoruz. Şunu demeye çalışıyorum. Yani hizmet aşamasında hiçbir faydası olmaz. Oyunuz heba olur. Ben onu demeye çalışıyorum. Yoksa ha hizmet götürürler mi götüremezler. Hizmeti biz tabii biz götüreceğiz. Var gücümüzle çalışacağız. Ki parti gözetmeksizin bizim Sarız'ın 17 kilometre yolu vardı. Ve abi, bu Büyükşehir yasası çıkmadan vilayetler evinde ÖSASEKİ Başkanı'na ben toplandık. Ankara'daki bürokratlara bir yemekli toplantıda. Sayın ÖSASEKİ Başkanı'na dedim ki başkanım Sarız'ımızın Kurdini, İncedere, Kuşçu ve Kızılpınar mahallesi var. Mahallelerinde araba değil sözüm ona merkep gitmez. Bu kadara berbat. Toz, duman yani bu yollarımıza ne olur bir derman olur. Deyince dedi ki ya büyük şehir yasası çıkarsa biz bunu yapacağız. Bakınız ama eğer CHP'li bir belediye olsaydı. İlçe belediyesinin sorumluluğunda. İlçe belediyesinin sorumluluğunda ama. Yardımcı oluruz diyor protokol. Yardımcı oluruz dedi ve biz bu 17 kilometre yolun tamamını biz yaptık. Büyükşehir Belediyesi yaptı. Bakınız yerelde CHP bir belediye ama biz yaptık. Geçen hafta Özvatan MHP'li bir belediye. Açılış yaptık. Temel atma törenine gittik. Dün Sarıoğlan da vardı. Evet yani bunların hiçbirini biz ayrım gözetmeksizin. 9'unda da yani haftaya cumartesi günü de Sarız var. Evet yine Sarız'da temel atma törenimiz var ama biz hiçbirini ayrım gözetmeksizin bütün ilçelerimize imkanlarımızı sunuyoruz, hizmetlerimizi sunuyoruz. Ha sunmaya da devam edeceğiz. Ancak şunu ben söylüyorum. Bunlar size bir şey yapamaz. Yani verdiğiniz oylar heba olur. Boşa gider.
Onun için bizi inşallah güçlü gönderirlerse biz de var gücümüzle çalışarak hem köylerimizdeki bu aksayan ufak tefek eksiklikleri en kısa sürede tamamlayıp inşallah müreffeh bir Kayseri, müreffeh bir köy, müreffeh bir Türkiye, dünya lideri bir Türkiye olma yolunda ülke ekonomi olarak da ilk ona giren, dünyada ilk ona giren, 16. ekonomi ama ilk ona giren ülke pozisyona sokmak için var gücümüzle çalışacağız. Anladım. Paralel devlet yapılanmasıyla ilgili vatandaşın bir tepkisiyle, sorusuyla falan karşılaşıyor musunuz? O minvalde pek sıkıntı yok. Şunu da ben belirteyim. Onu soruyor vatandaş. Yani biz devletten maaş alıyorsak, devletin bürokratı olarak ben yıllarca devletten hizmet ettik. Biz devletten maaş alıyorsak, devletin vermiş olduğu o hükümet, başbakan kimse biz ondan emir alırız. Cumhurbaşkanı kimse ondan emir alırız. Bakan kimse ondan emir alırız. Genel müdür kimse ondan emir alırız. Pensilvanya'dan biz birilerinden, Pensilvanya'dan, şundan bundan emir almayız. Bizim maaşımızı bu devlet veriyor. 76 milyon aziz milletin vermiş olduğu vergilerle biz maaşımızı alıyoruz. Bir Pensilvanya'daki kişiden biz maaş almıyoruz. Ondan da emir almayız. Almamamız lazım. Bu yanlış bir hareketti. Ve bunu da bütün devlet kurumlarında bu yönde olan arkadaşlara dedik ki kardeşim ya düzgün devletin himayesine girin. Devletin memuru olun. Hizmet et. Ya devlete hizmet et. Hizmet etmiyorsan Allah işini rast getirsin. Sizin bundan sonraki programınız ne? Eve mi gidip oturacaksınız? Yok. Gece 2'de gidiyorum eve. Ben bugün cenazede Gurdinli Mahallesi'nde Çetin Arık'la beraberdik. Çetin Bey bana diyor ki ya Avşar Bey ne kadara kardeşim geziyorsun sen diyor ya. Müthiş bir çalışma var. Veli Bey ben bu süreçte 13 kilo zayıflamışım. Öyle mi? Evet. Bir ayda. Evet. Bu maşallah. Süreçte 13 aday kilo adaylığı da var, evet. Yani 10 Şubat'tan bu yana. Ben şunu da rahatlıkla belirtiyorum. Ben de biraz zayıflayayım diyorum ama geçti görüyorum. Abi bana takıl o zaman. Bana takıl o zaman. Evet. Yani keşke kilo vereyim diyordum. Şimdi evet. 12 bazen 2'yi bulduğu günler oluyor. Ben şunu özellikle belirtmek isterim. Bizim 2004'ün babam partinin kurucularından, AK Parti'nin kurucularından. İl Genel Meclis üyeliği. İl Genel Meclis üyeliği yaptı ya. Bizim 2004 seçimlerinde dayım rahmetlik o gün dayımı rahatsız ettiler. Ana Vatan Partisi'ne oy ver diye dayım dedi ki Allah'tan korkun ya. Ve gece 3'e kadar otururlar dayımın evinde ikna etmeye çalışırlar. Der ki ya ne diyorsunuz siz kardeşim? Ve kovar. En sonunda rahmetli kovar. O gün sabaha karşı dayım vefat etti. Kalp krizinden vefat etti. Bizim evimizin önünde 2 tane sandık vardı. Bir seçim sandığıydı. Bir dayımın tabutu cenazesi vardı. Olakkaya köyünde oy kullanmıyor dediler. Biz düşündük ya gidek mi gitmeyek mi? Olakkaya köyünde yayla yolları var. Onların hepsini de yaptıracağız. Hangi seçimler dediniz bu? 2004 seçimlerinde. Ha, yerel 2004 seçim. Yerel seçimde, mahalle seçimde. Abi ben Olakkaya köyüne gittim. Yani memur olduğumuz için ikna ederiz dedik. Muhtar meselesinden dolayı dediler ki biz sandığa gitmiyoruz, oy da kullanmıyoruz. Evet. Velhasıl ben dayım rahmetliğin cenaze namazında bulunamadım. O benim içimde uhde. Onun için biz var gücümüze çalışmak durumundayız. Partimizin bayrağını inşallah Erciyes'in zirvelerine çıkartacağız. Biz abilerimizden aldığımız Sayın Taner Yıldız'dan, Sayın Eli Taş'tan, Sayın Sadık Bey'den vekillerimizden aldığımız bu bayrağı daha ileriye götürmek için var gücümüze çalışacağız. Yarınki programınız nasıl? Anam efendim. Yarınki programınız nasıl? Yarınki programı inancın olsun bilmiyorum. Yani size akşamdan veriyorlar, ilçe gezisi veya çarşı pazar gezisi. Tabii mesela. Tabii yani ilçe ve köy gezileri var. Bir güne cumartesi günü, cumartesi Sarız diye biliyorduk ama program değişti. Yani aslında cumartesi Sarız programımız vardı ama muhtemelen Pınarbaşı olabilir. Düzeltiyorum. Yarın şeydeyiz. Özvatan ve Felahi'deyiz. Özvatan ve Felahi'ye gidiyoruz. Yani sanıyorum parti 9 milletvekili adayın 3 veya 4 böldü. Grubu oluşturuyor. 3'e böldü. 3 aday bir bölgeye, diğeri evet. Bir bölgeye, bir kısmı merkezde. 5 gibi, 5-6 gibi köydeki, ilçelerdeki programlarımızı bitiriyoruz. Akabinde buraya geliyoruz. Burada ev toplantıları var. Veya televizyon mahalle programları veya salon toplantıları televizyon var. Programları varsa televizyon programlarına katılıyoruz. Ben son 10 dakikada yetiştim. Yani sizin buraya 200 kilometre hızla. Koştuk. Şunu da söyleyeyim. Eğer o bölünmüş yollar olmazsa diye biz 200 kilometre hızına gelemezdik. Anladım. Yarım saatte biz buraya yetiştik. Peki sayın vekilim eksik olmayın. Benim sormayı unuttuğum, sizin söylemek istediğiniz şeyler varsa onları alıp yavaş yavaş programımızı bitirelim. Ben hangi manada isterseniz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Muazzam bir teveccühle karşılaşıyoruz. Mahallelerde de,
genç bir adayım ben. AK Parti'nin de Hava Hanım'dan sonra en genç adaylarından biriyim. Bize durmak yakışmaz. Biz Tayyip Erdoğan'a layık olabilmek için, bu aziz millete layık olabilmek için, bu şerefli millete layık olabilmek için, Mimar Sinan Kayseri'yi, dünyayı ilmek ilmek işledi eserleriyle, biz Mimar Sinan'ın torunuysak, Dadaloğlu'nun torunuysak, Şeyh Şamil'in torunuysak, bize durmak yakışmaz. Biz gecemizi gündüzümüze katacağız, gerekirse 10 kilo daha zayıflayacağız. Ama bu aziz milletimizin, Kayserilimizin, ben şunu da hemen belirteyim. Adana'da görev yaptığım sürede Aytaç Durak MHP'den belediye başkan adayı, ben dedi, size Paris'i vaat etmiyorum, Paris'i, Kayseri'yi vaat ediyorum. ÖSSK başkanım hakikaten bizim gurur kaynağımız oldu. Bizim büyük şehirlerde, yani Ankara'da görev yaptığımda Suat Kılıç da öyle diyordu. Ya Kayseriler ne kadar tutkunsunuz kardeşim, şu hayırseverlerinizden bize biraz Samsun'a gönderin diyordu. Bu güzel insanları için biz var gücümüze çalışacağız. Ben televizyonun başında bizleri dinleyen sayın seyircilerimize bir kere daha 2002'den önceki süreci bir hatırlamalarını, özellikle bunu oy kullanacakları gün bunu göz önüne bulundurmalarını istiyorum. CHP'ye, MHP'ye oy verecek, vermeye düşünen kardeşlerime, özellikle vermeye düşünen kardeşlerimize bunu bir göz önüne getirmelerini istiyorum hasreten. Hızlı treni yaptık biz, helikopterimizi yaptık, uçağımızı yaptık. Ben diyorum ki milliyetçilik bu işte. Hamaset değil, laf üreterek değil, hizmet üreterek biz bütün hizmetleri yaptık, ha yetmiyor. Biz uzaya çıkacağız ve bilişim sektöründe de gelişmemiz lazım. Televizyon orada başında bizi seyreden Mimar Sinan'ın torunlarına selam olsun. Dadaloğlu'nun torunlarına selam olsun. Şeyh Şamil'in torunlarına selam olsun. Maraş'taki kardeşlerimize, Nevşehirli, Yozgatlı, sayamadığım Kayseri'de yaşayan hemşehrilerimize selam olsun diyorum. Ben en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Nice sağlık. Nice sağlık. Sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Kayseriler, bir gündem programının, daha doğrusu seçim gündemi programının, seçime doğru programın daha sonuna geldik. Stüdyo konuğumuz AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Sayın Avşar Aslan'dı. Saat 21 gibi, belki 21'i kısa bir süre geçe Kayseri Ticaret Odası Başkanı Sayın Mahmut Üç Yılmaz'ı konuk edeceğiz. Efendim bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.